Merhaba arkadaşlar. Bugün de Kindos'tayız. Hedefimiz karşıda görmüş olduğunuz fenerin orada güneşi batırmak. İnşallah o tarafa doğru ilerliyor olacağız. Kindos hepinizin bildiği gibi Datça'nın en batı burnu. Türkiye'nin de en batı burnu. Eski bir antik kent. Çok iyi korunmuş durumda. Ama tabii ki çok fazla tarihi eserler yurt dışına kaçmış. Bu üzücü bir durum. 1858 yılında Charles Newton tarafından başlatılan kazılarla birçok tarihi eser İngiltere'ye geçmiş durumda şu anda. İngiltere'ye gitmiş durumda. Özellikle de çok meşhur. Zamanında bile görmek için başka ülkelerden gelen insanların olduğu Afrodit heykeli şu anda yok. Muhtemelen kaçırılma sırasında geminin bir tanesi yüklendi ve bir yerde o gemi battı. Şu anda okyanusun artık ya da denizin neresinde gömülü durumda yatıyor. Şimdi yukarı doğru ilerleyeceğiz önce. Oraları göreceğiz. Hatta şu yukarıda tepede görüyor musunuz? Orada çok güzel bir manzara var en tepede. Oraya doğru ilerliyor olacağız. Daha sonra da karşıdaki fenerde güneşi batıracağız. Evet, yukarıya doğru ilerliyoruz şu anda. Evet, Naz da şu anda kamerasıyla devam ediyor. O da Kindos YouTube videosu koyacak. Lütfen onu da izleyin. YouTube video. YouTube nickname adı Traveler Naz. Instagram'da da Traveler Naz. Hoş gelin. İlacı olsa kendi başına sürer. Benim de YouTube'da çok kimse yok ama olsun. Çekiyoruz. Benim hedef torunlar. Torunlara ana olarak gösteriyor olacağız. Evet, yukarıya doğru ilerleyelim. Yukarıdaki uçurumlarla size gösteriyor olacağım. Harika bir şekilde. Burada da muhtemelen evler var. Kindos'un girişine doğru olan kısmında da yamaç evler var. Daha giriş yapılmadan eve. Orayı da gezebilirsiniz. Biz orada duruş yapmadık. Çünkü geç geldik. Kapanmasını istemedik. Çok sıcak olduğu için girişi biraz geç yapalım dedik. Gerçekten öğlen saatlerinde falan yazın sakın gelmeyi düşünmeyin. Bu sıcakta burası çok zor geçer. Toprakların birçok kısmı, aslında çok uzun bir kısım sit alanı olarak, arkeolojik sit olarak geçiyor. Ondan evvel aslında köylü, burası Yazıköy'e bağlı. Bu Kinidos şehri Datça'nın Yazıköy'üne bağlı. Burada birçok köylünün arsası, yerleri varken, hatta yıllarca buralarda insanlar ekip biçerlerken bir süre sonra bu arsalar tabii ki onların elinden alınmış durumda. Dediğim gibi çok fazla buradan kazılardan ganimetler ve tarihi eserler çıkmış. Ama maalesef o zamanlar kıymetini bilemediğimiz için biz bunları kaybetmişiz. Hatta köylü bunlar için çok büyük savaşlar vermiş. Jandarmaya karşı bile direnmiş. Ama bir şekilde bunlar maalesef gitmiş durumda. Her zamanki gibi ileri ülkeler bizden çok daha önde bir şeyler düşünüp bizim elimizden bazı şeyleri almışlar. Şükür ülkemizin vatanı, toprağı bizde en azından. Evet, şu karşı fenere doğru yürüyeceğiz. Hedefimiz o ama biz orayı başarabilecek miyiz acaba? Doğru noktada mıyız? Hadi bakalım. Yorucu bir gün olacak. Bugün güne saat 4.30'da başladım. 4.30'dan beri gün devam ediyor. Yukarıdaki insanları görüyor musunuz? Olacağız. Arkadaşlar yukarı çıkamadık, en sona varamadık. Çünkü güneşi batırıyoruz, geç kaldık. Hadi bakalım gidelim. Herkes keçi şu anda, keçi gibi tırmanıyor. Şu fenere varabilecek miyiz güneş batmadan? Yarış başlasın. Bir saat sürüyormuş yürüme yolu.
mesturlar gözüküyor. Bizden Ali, Nazlı, Erdem. Erdem mi? Erdem mi? Evet, biz gruptan ayrıldık. Traveler, Naz ve ben. Onları bıraktık, devam edemiyorlardı. Biz devam ediyoruz. Yaklaşık bir 40 dakikamız var. 40 dakika içinde acaba güneşi batırmaya Fener'e yetişebilir miyiz? Bu bir soru işareti. Keçi gibi tırmanıyorum. Evet, yukarıdan Kindos. Ah! Ah, bence ne olacak biliyor musunuz? Günün sonunda bayılarak uyuyacağım ben. Aşağıda Naz görebiliyor musunuz? Ve koskocaman Akdeniz. Haydi, vaktimiz çok az. Come on. Ah. Baba, beni bekler misin? Bekliyorum bebeğim. Görüyor musunuz şuradan? Bütün her yer. Harika. Şimdi bir kısmı geldik, bir kısım daha devam ediyor. Ama kanterin içinde kaldım. Ah, bu arada burayı takip etmek için bu boruları takip ediyormuşuz. Boruları takip ederek Fener'e doğru ilerliyoruz. Sizce biz bu Fener'e güneş batmadan yetişir miyiz? Bizde gevezelik de var. Her gördüğümüz insanla lak lak da yapıyoruz ve yürüyoruz. İşin komik tarafı, biz orada güneşi batıracağız. Ama dönerken biz fener almadık. Telefonların şarjı bitmesi lazım. Ve dönüş yolunda bu daracık karanlık yeri nasıl geçeceğiz? Hadi bakalım. Ay, hadi bakalım. Ay, son videomuz olmasın bu. Evet, boruları takip ederek ilerliyoruz. Şu anda düzlüğe geldik Allah'tan. Düz bir şekilde ilerliyoruz. Acaba daha çekici, daha otantik olsun diye mi buraya yol yapmamışlar? Mesela yol yapsan da herkes gitse, ama gitmesin değil mi? Fener'e gittik. Hikayesi var. Keçi boku var. Naz bak keçiden. Allah'ım, aşağısı çok uçurummuş. Ve benim yükseklik korkum var. Aşağıda. Ay, şimdi gördüm. İnanmıyorum. Aman. Aman Allah'ım. Gerçekten deliler Fener'e doğru ilerliyor. Fener'e gitmek isteyenler bu videoyu izleyip geçecekleri yolu görebilirler arkadaşlar. Ayağımda çok dandik bir ayakkabı. Ve spor yaptığım süre boyunca ayakkabılarım zarar verdiği için ayakkabıyı düz giyemiyorum. Köylü Mehmet Ağa gibi ayakkabının arkasını basıp dolaşıyorum. O da ayakkabı ayağımdan her an çıkabilir anlamına geliyor. Şu anda çok daha tehlikeli bir noktada ilerliyoruz. Sırtımda sırt çantası. Aşağıda uçurum. Gerçekten umarım yetişiriz. Tek derdim bu yolu çekiyorum madem. Yetişebileyim. Şimdi tırmanıyoruz galiba. Ben buradan nasıl tırmanacağım? Ay, bu ne be? Bu ne biçim yol yapmışlar? İnsan bir düz yol açar. Şuraya bak, uçurum burası. Kınıyorum. Bu ne lan, insanlar düşse ölse? Bir turist Kindos Fener'e giderken öldü diye haber yaparsınız. Demezsiniz ki. Bu kız nasıl öldü? Oy. Hayır, niye düzeltmemişler bu yolu? Bir insan bir açar, bir düzeltir ya. Eziyet misin abi? Yani tamam, otantik. Tamam, herkes gitmesin de. Boruyu gitmiş en düzgün yere koymuş. Boruyu takip et de. Allah'ım. Atar yaptım bak şimdi. Neyse, umarım manzara değer. Ay, güneş batıyor valla. Ay. Ah. Bu arada benim kamera açık ilerliyor biliyor musunuz? Aşağı uçurum, devam ediyor. Ay, bir düzlüğe çıkaydık iyiydi. Oy. Bir düzlüğe mi geliyoruz Naz? Bir şeyler hissediyorum. Ediyorum. Sen de et. Evet, biraz düzlüğe çıktık gibi sanki. Yabani otlarda ayağımı atıp dur. Evet, biraz düzlükteyiz. Hadi bakalım biraz. Yalnız bir şey söyleyeceğim Naz. Şimdi bir çukur ineceğiz. Vadiye ineceğiz. Sonra bir daha tırmanacağız. Bu iş böyle bitmiyor yani. Oh. Naz da bu arada video çekiyor. Bu diyor. Konuşamıyorum. Adrenalin halindeyim şu anda çünkü. Ve bu kayalar kaygan bir hal almış. Gerçekten fosur fosur kayıyorlar yani. Fosur fosur kaymak ne? Onu da bilmiyorum ama şakır şakır kayıyorlar diyeyim.
Bak şöyle toprak olsun. Şöyle bir adımlık yaraşsanız yani yeterdi. Neyse Kindos'a gidiyoruz. Afrodit'cim. Valla manzaralı yerde yaşamışsın. Şimdi kulaklarını çınlatmak gibi olmasın ama. Afrodit aşağı nasılmış? Afrodit'i köleleri varmış, kucaklıyorlarmış. Bizim gibi köle mi o? Dermişim. Afrodit'in Fener'de ne? Afrodit'in ruhunu taşıyoruz belki ona. Belki. Emin ol ki Afrodit bizi görseydi ağlardı. Herhalde Afrodit'le uzaktan yakın alakam yok. Hem bugün bana Instagram'da ne dediler? Bok gibisin diye yazmışlar ya. O yüzden Afrodit'le uzaktan yakın alakam yok benim ya. Bak insanlar söylüyorlar. İğrenç demişler bana. Neye göre iğrenç acaba? Allah'ım. Senden nefret eden seni daha çok ünlü eder alalım. Öyle mi? Wow, lafı duydunuz mu arkadaşlar? Senden nefret eden seni daha çok ünlü eder. Kim söylemiş? Zeki Müren mi? Bilmiyorum. Ben de resmen duydum ama kendi efsane ama cümlemle söyledim. Harika bir cümlemiş. Bak şurası acayip kaygan olmuş. Naz dikkat edelim. Allah. Bir dakika. Yok yok iyiyim ben. Oturarak ineceğim şuradan. Kaydıra kaydıra. Totişi kaydıra kaydıra. Evet. İndik. Oley. Ne biliyor musun? Yine biliyorum. Heh. Teşekkürler. Çöp kutusu koymuşlar galiba. İleride çöp kutusu var Naz. Çöpçü nasıl gelip alıyor acaba buradan çöp? Ya da elektrik kutusu mu acaba? Kilitli bir şey. Ne oldu belirsiz bir kutu. Aşağıdaki arsalar. Heh, buralar iyi biraz ya. Tamam. Oh. Şimdi herhalde böyle böyle aşağı kadar ineceğiz Naz. Sonra karşı rampaya çıkacağız. Bizi görüyorlar mıdır acaba? Oh. Görebiliyor musunuz? Şöyle sağa tutarak gideyim size biraz manzara göstereyim yolun. Yine şimdi ben yaşayayım siz güzelliğini yaşayın arkadaşlar. İlerliyoruz. Bu kısmı hızlı geçebiliriz artık. Çünkü düz. Size manzaralı. Bol adrenalinde. Hadi güneş dayan biraz daha lütfen geç bat. Bekle bizi. Come on biz geliyoruz. Oh, let's go to party. Woohoo. Evet. İlerliyoruz. Yalnız bacaklarım bütün çizik içinde. Görebiliyor musunuz? Çok dar. Pantolonla da gelmek istemezdim herhalde. Çok sıcak hava çünkü. Ama şortla da bacaklarım bitti. Aa, acıyor. Gerçekten acıyor. Evet, durdurup bir daha başlattım. Çünkü olur ki video kafayı yerse diye ziyan etmek istemiyorum. İleride bu videoyu izleyen torunlarım babaanneleriyle gurur duysunlar lütfen. Biliyorsunuz bu videoların asıl amacı torunlarım için babaannelerini izlesinler diye. Seviyorum onları. Güneşin batışı tam oluyor. Vallahi bak o kapıya da gitmiş fotoğraf çekiniyorlar. Bizim çok daha önceden öteki taraftayken başlamamız gerekiyordu. Nasıl çok oyalandık. Çok daha önceden gitmemiz gerekiyordu. Anladın mı? Bizim öteki taraftayken, yani öteki tarafı madem gezmedik. Wow, şu anda bütün bacak gitti. Bacaklar gidiyor. Manzarayı izlerken bacaktan olduk. Aa, yaktı. Evet arkadaşlar, bunlar nedir? Akdeniz bitki örtüsü nedir Naz? Maki. Harikasın bildin. Maki. İşte bunlar da maki. Bodur ağaç topluluğu. Karşımızda Yunan adaları. Evet, en azından yüzümüzü limana doğru Fener'e doğru döndük. Ay bacaklarım vallahi. Bitti ya. Ay öldü. Öldü bacaklarım öldü. Heh, biraz gençlenin. Oh, come on baby, come on. Evet, yürüyoruz. Tam bence oraya vardığımızda güneş batmış olacak. Ama gelmedik demeyiz. Arkadaşlar, size güneşin batışını izletemesem de bunun için çabaladım. Gerçekten. Ah, bakalım. Yavaş ol güneş, lütfen yavaş ol. Güneşin batışı ne kadar hızlıdır fark eder misiniz? Bir anda güneş batar yani. Bir anda batar. Ne kadar özel bir yerde gezdiğimizin. Naz, ne kadar özel bir yerde gezdiğimizin farkında mısın? Evet ama burası tarih kokuyor. Tarih kokuyor ve Türkiye'nin en batı ucundayız şu anda. Evet, aa o dede unuttum. En batı ucundayız. En güney burnundayız.
Belki en batı ucu olmayabilir ama en güney burnu, en güney batı burnundayız şu anda. Evet, tırmanışa geçiyoruz Naz Keçi. Hazır mısın? Hızlan! Aç pergelleri. Aç pergelleri. Aç 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 aç. O güneşi orada görmek istiyorum. Aç güneş. Güneşi görmek istiyorum, hızlan. Hızlan. Ah, Bora'yı takip et dedi ama. Evet. Bu yol daha güzel duruyordu. Bora'yı bıraktık. Tam daha ağır basıp arkaya uçuyordum. Tamam. Yok yok, iyiyim. Gitme. Tamam gel. Gidiyorum. Korkma. Görmüşsün. Bu saatte yılanla uyumuştur. Korkmuyorum da. Heh. Yalnız bırakma. Bora'ya doğru ilerleyeceğim Naz. Buradan sonrası biraz tamam. Sapıttı. Efendim canım, buradayım. Yolu seçmeye çalışıyorum. Ay. Evet, ben Bora'ya doğru ilerliyorum Naz tekrar. Çünkü yol orada biraz sapıttı. Can. Gel canım. Gel kuzum. Vallahi az kaldın az. Buradan dönmek de olmaz şimdi. Buraya yapıştırın beni. Ya siz nereden çıktınız arkadaşlar? Aa! Hello. Mola veremeyiz. Çok az vaktimiz var. Hadi. Batıyor güneş. Çok az, son nefesini kullan. Çabuk. Oh. Son nokta. Şu sırtı doğru noktadan mı tırmanıyoruz acaba? İnşallah doğru noktadayız. Ah, ben oturuyorum. Doğru yerde miyiz? Keşke bir şey cevap verse. Aa, bir dakika, buradan geçemeyiz. Geçiş yok mu? Yani şey, geçiş var da. Bir dakika. Buradan geriye yuvarlanabiliriz Naz. Allah korusun. Buradan geçmeyelim bence. Geri gel. Ben de şu telefonu bağlayacağım, bekle. Şu gözlüğümü de kaldıracağım, telefonu kaldıracağım. Hadi. Geliyorum aşkım. Allah yani bu işi beşeri. Şu gözlüğü koruması koydum. Senin güzel arkadaşın ihtiyacı var. Ha? Korkusuz ve mızmız ama. Kamera açık, ona göre konuş. Evet, bu yolda olmadı. Şimdi geri dönüyoruz. Dönüşleri de hiç sevmem. Şimdi öteki taraftan tırmanacağız. Önden sen geç Naz o zaman bu sefer yavrum. Hiç vakit kaybetmeyelim. İnişler daha tehlikeli. Ve ben inişlerden dehşet korkan bir insanımdır. Çünkü pataküte giderim. Bakın benim köylü Mehmet Ağa ayakkabılarım. Arkasına basıyorum. Aşağıda bizi izliyorlar bence. Teleskopla falan. Evet, öteki taraftan, soldan, borudan. E peki sen neden oraya gittin? Baksana, çalıyor giriyor. Şuradan şöyle devam çiz herhalde. Yürü. Baksana boru, ne oldu? Mesela bir yağlı boyayla boyasalardı falan yani. Boruyu takip et. Boru size monte olsun. Heh. Devam et, sağa kayacaksın. Oradan değil, sağa git. Tamam, bir dakika. Bence buradan Naz, gel. Tamam, bir dakika. Hah, gel. Yuvarlan, yuvarlan, yuvarlan. Kendi içine dön, yuvarlan, yuvarlan. Yuvarlan. Tamam, bir dakika. Hah. Ben bakayım şuradan gidiyor mu? Evet, Naz, çıktık vallahi burası. Naz, çıktık. Geldim. Evet, fenerdeyiz Naz. Gel otur, götün üstüne gel. Gel Naz, gel 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 gel.
come on. Ulan evet. Geldik be ya. Fener'deyiz lan. Yetiştik, daha güneş batmadı. Boru'yu takip et demişler. Boru'yu ot basmış da demiyorlar. Ve geldik. Vallahi geldi kız. İnanmıyorum. Hadi. Koş lan. Güneşin son hali. Koş. Koş. Şu kapıyı geçmem lazım. Evet, Fener'deyiz arkadaşlar. Ve güneş. Güneşi yakaladık. Güneşi yakaladık arkadaşlar. Güneşi yakaladık. Sadece tek nefes. Evet. Evet. Kindosporlu. Fener. Güneş. Ve biz buradayız. Naz. Oley. El salla. Güneşi yakaladık. Yakaladık vallahi. Harikayız. Harikayız. Ve evet. Ho ho, kimse var mı? Evet. Varmış. Biz kapatıyorum ben. Hadi şimdi fotoğraf çekeceğim. Ben son bir gel benden. Bir yürüyüşünden sonra geldik. Harikayız.